أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kıymetli izleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ülke genelinde ve dünya nezdinde insanımızın olduğu, inanan din kardeşlerimizin olduğu bütün yerlerde elimizden geldiği kadar en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Ramazan'ı inşallah karşılayacağız. Önümüzdeki pazar akşamı ilk teravih namazımızı kılacağız. Sabaha doğru inşallah sahura kalkacağız ve pazartesi oruçlu olacağız. Ben bu vesileyle Ramazan ayının, Kur'an ayının bütün müminlere, inananlara, hatta bütün insanlığa huzur, sağlık, bereket getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Beyşehir İlçe Müftülüğü olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız çatısı altında elimizden geldiği kadar ilçe insanımızın bütün mahallelerde, köylerde olan yerlerde onlara en güzel şekilde Ramazan hizmetini sunmaya çalışacağız. Bunun için rutin çalışmalarla birlikte bazı önemli çalışmalar da ekledik. Bütün camilerimiz inşallah açık olacak. Bütün camilerimizde görevli arkadaşlarımız vazife yapacak. Bütün camilerimizde mukabele okunacak. Bazı camilerimizde sabah namazında, bazılarında öğle, bazılarında ikindi. Bazı camilerimizde de yatsı namazı öncesinde inşallah mukabele okunacak. Biz mukabeleyi niçin okuyoruz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayı geldiği zaman Cebrail Aleyhisselam'la karşılıklı olarak Kur'an-ı Kerim'i okurlardı. Ve Peygamberimizin son Ramazan'ında da bu karşılıklı okuma iki kez gerçekleştirilmiştir. O tarihten günümüze kadar ecdadımız, inanan din kardeşlerimiz, atalarımız, büyüklerimiz her türlü fedakarlığa katlanarak, her türlü zahmete katlanarak başta camilerimizde, evlerimizde Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumaya çalışmışlardır ya da okuyanları dinlemişlerdir. Biz de İnşallah bu sünnet-i seniyyeyi, bu güzel geleneğimizi yine devam ettiriyoruz. Bir de değerli din kardeşlerim, Ramazan ayı denince aklımıza hatimle teravih namazı gelmektedir. Bu da kifai sünnettir. Hatimle teravih namazı müekked sünnet, bir de kifai sünnet var ki bir yörede yaşayan insanların, inananların belli olanlarının yapmasıyla diğerlerinin üzerinden kalkan bir görev, tabii ki farz vacip olmamakla birlikte kifai sünnet dedik. Belli insanların, belli inananların ifa etmesiyle orada oluşan bir güzel gelenek, örf ve adet. Biz hatimle teravih deyince şunu anlamamız lazım. Dinimizin direği olan namaz esnasında kıyam halindeyken Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyoruz, okuyanı dinliyoruz. Her akşam 20 rekat teravih namazı kılıyoruz Ramazan süresince. Her rekatta Fatiha'dan sonra zamm-ı sure olarak Kur'an-ı Kerim'den bir sure okuyoruz. Ve Ramazan'ın tamamında teravih namazı esnasında Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hatmediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Cuma camimizde ve hastane camimizde, ikisi de ilçe merkezimizde hatimle teravih namazı kılınıyordu. Bu kez Cuma camimizle hastane camimiz aynı mahallede ya da birbirlerine çok yakın olduklarından dolayı Cuma camisinde yine kılacağız. Çünkü 1974'ten beri bu camimizde elhamdülillah hatimle teravih namazı kılınıyor. Hastane camisi Cuma camisine yakın olduğu için dedik bu sene İmam Hatip Tatbikat Camimizde, farklı bir mahallede inşallah, orada da hatimle teravih namazını icra edeceğiz. İmam Hatip Tatbikat Camimizde 7 arkadaş hatimle teravih namazı kıldıracak. Her gün 2 arkadaş kıldıracak. 4 günde bir sıra gelecek inşallah. Yine bu sene Yeni Doğan mahallemizdeki camimizde de hatimle teravih namazı kılacak. Bu mahallemizdeki cemaatimiz bize teklifte bulundular. Emekli bir imam hocamız, hafız bir imam hocamız onlara namaz kıldıracağını
bize ifade ettiler. Biz de müftülük olarak uygun gördük. Üçüncü olarak yeni doğan camimizde de hatimle teravih namazı kılınacak. Muhterem izleyicilerim, yine ilçe müftülüğü olarak 3 vaiz, 1 müftü, 4 arkadaş bütün beldelerimize gideceğiz. Kutlu Doğum Haftası'nda da bunu icra etmeye çalıştık. 4 arkadaş bütün beldelerimize giderek oradaki cemaatimizle buluşarak onlara Kutlu Doğum'u anlattık. İnşallah Ramazan ayı süresince de 4 arkadaşımız da Hulu'ya gidecek. 4 arkadaşımız da Kurucu Ova'ya, Gölyaka'ya, Karaali'ye, diğer büyük eski beldelerimiz olan mahallelerimize inşallah giderek oradaki cemaatimize vaaz-ı nasihatlerde bulunacaklar. Bir de müftülüğümüzün bünyesinde 24-25 civarında kadrolu Kur'an kursu öğretmeni hocalarımız var. Ve bunların bir kısmı İmam Hatip mezunu, bir kısmı ilahiyat mezunu, bir kısmı 2 yıllık fakülte mezunu. Bu arkadaşlarımız inşallah yine az önce ifade etmeye çalıştığım gibi eski beldelerimize, büyük mahallelerimize giderek oradaki bayan cemaatimizle buluşacaklar. Onlara inşallah dini İslam'ı en güzel şekilde anlatacaklar. Yine kadrolu öğretmen hocalarımız Ramazan süresi boyunca belli mahallelerde bayanlarımıza mukabele icra edeceklerdir. Eşrefoğlu Camimiz bizim göz bebeğimiz. İnşallah bu yıl ilk defa Eşrefoğlu Camimizde öğle namazı öncesinde camimiz birkaç gün biraz işte halı serimi noktasında olsun, elektrik tesisatı ile ilgili olarak bazı tamiratlar geçiriyor. Pazartesi nasip olursa öğle namazından önce saat 12.10 ile 13 arasında orada acizane şahsım tarafından tedbir usulü ezbere mukabele okuyacağız. Bu tedbir usulü ezbere mukabele önemli bir geleneğimiz. Tarihten beri büyük camilerimizde, tarihi camilerimizde bu mukabele okunur. Bu mukabele şu esas üzerine okunur. Kur'an-ı Kerim'e ilk defa geçen din kardeşimiz hocamızı, bu özellikteki hocamızı dinlediği zaman rahatlıkla onu takip edebiliyor. İnşallah bunu burada Eşrefoğlu Camimizde icra etmeye çalışacağız. Yine Ramazan faaliyetlerimiz arasında hasta ziyaretlerimiz olacak. Fakir insanlarımızı ziyaret edeceğiz. Kimsesiz insanlarımızı ziyaret etmeye çalışacağız. Zengin insanımızla kimsesiz fakir insanımızı inşallah bir sofrada buluşturmaya çalışacağız. Bu konuda çalışan sivil toplum örgütlerimiz var. Onların yapacağı çalışmalara inşallah bizler de destek olacağız. Bir de Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ibadeti vardır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son 10 günü geldiğinde bir caminin köşesine çekilir. Orada Rabbimizle baş başa kalırdı. Bu da Peygamberimizden günümüze kadar gelen belli insanların, fedakar insanların, manevi anlamda fedakar olan insanlarımızın günümüze kadar taşıdığı önemli bir ibadet çeşididir. Bunu da inşallah bu Ramazan'ın son 10 gününde Eşrefoğlu Camisi'nde icra edeceğiz. Geçtiğimiz yılda uygulandı. Gece saat 1'de teheccüd namazı kılınacak Eşrefoğlu Camimizde ve bu teheccüd namazı da yine hatimli olacak. Ramazan'ın son 10 gününde itikafa giren din kardeşlerimiz ya da itikafa girmemiş olsa bile saat 1'de gelip teheccüd namazına iştirak ederse orada kardeşimiz namazla birlikte Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hatmedecektir. Bir de Selçuk Eğitim Merkezimiz var. Diyanet İşleri Dini Yüksek İhtisas Merkezimiz. Türkiye'de belli başlı vilayetler de var. 5-6 vilayetimiz de var. Bunlardan bir tanesi de Selçuk Eğitim Merkezimiz. Bu eğitim merkezimizde eğitimini devam ettiren, geleceğimizde inşallah müftü vaiz olabilecek bir hocamız da Hulu mahallemizdeki merkez camimizde bir Ramazan boyunca inşallah vaaz edecektir. Muhterem Beyşehirliler, bazı camilerimiz malum münhal, özellikle mahalle camilerimizden 7-8 tane münhal kadromuz vardı. Bunların bir kısmı doldu, o arkadaşlarımızın bazıları göreve başladılar. Bir kısmı da inşallah Ramazan'dan sonra göreve başlayacak. Fakat müftülükçe
elzem olarak kabul edilen 3-4 mahallemiz var ki o mahallelere de biz imam temin etmeye çalıştık. İnşallah o mahallelerimizde de bu boşlukta olacak. Ramazan'dan sonra da bu kadroların dolması noktasında müftülük olarak elimizden gelen tüm gayreti sarf etmeye çalışacağız. Ben acizane yapacağımız bu faaliyetlerin, bu çalışmaların hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Ramazan ayı boyunca genç arkadaşlarımızdan bir istirhamımız var. Ramazan onları farklı bir yola getirsin. Onlara farklı bir manevi hava versin. Çünkü hepimizin hatası var, hepimizin eksiği var. Biz Ramazan ayında inşallah her türlü zahmete katlanarak, günün uzunluğunu bahane etmeyerek, sıcaklığını bahane etmeyerek ya da işlerimizin yoğunluğunu bahane etmeyerek ne yapacağız? İnşallah mübarek Ramazan ayında oruç tutmaya çalışacağız. Çünkü bu oruçlar kalkandır. Kalkan da bizleri birçok kötülüklerden koruyacaktır. Ben buna inanıyorum. Bütün ailelerimize hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı sahurlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kur'an-ı Kerim'i inşallah baştan sona hatmedelim. Mealini de okumaya çalışalım. Yani lise ve üst seviyede eğitim almış ya da okuma yazması çok iyi seviyede olan din kardeşlerimiz Ramazan boyunca bir program yapsınlar. 24 saatin 1-1,5 saatini Kur'an-ı Kerim'e ayırsınlar. Hem onun Arapçasını okusunlar ya da dinlesinler. Bir de Kur'an-ı Kerim'in mealini baştan sona günde bir cüz okuyacak şekilde tamamlasınlar. İnşallah bu meali okuduktan sonra kendilerinde ciddi değişikliklerin olduğunu göreceklerdir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, yüce dinimiz İslam'da sadece namaz, oruç, hac, zekat değil. Bunun dışında aile yapımızda, insani ilişkilerimizde, ahlaki yapımızda, eğitim sahasında, insani ilişkiler, devletler, milletler arası ilişkilerin de İslam'da olduğunu inşallah Kur'an-ı Kerim'de göreceklerdir. Ben bu duygu ve düşüncelerle tekrar hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan'ın ülkemize birlik, huzur, güven getirmesini, tüm alemi İslam'a iyilik, güzellik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz eder. Ramazan'ın tüm kötülüklerin son bulmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize hayırlı günler, mutlu yarınlar diliyorum.